Evet, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün binlerce yıldır yaşayan kadim şehrimiz Niğde'deyiz. Burada bir taraftan yapılan projeleri yerinde görmek, devam eden işlerimizi denetlemek, bir taraftan da tabii ki Emrah Başkan'ın projelerine destek vermek amacıyla geldik. Haliyle ben de bu toprakların çocuğuyum. Kayseri'de olmak, Aksaraylı olmak, Nevşehirli veya Niğde'li olmanın hiçbir farkı yok. Aynı topraklar olarak görüyoruz. Bir de özellikle şehidimiz Ömer Halis Demir'den dolayı da Niğde'ye hizmet etmenin bir şeref olduğunu da bilenlerden. Bu konuda doğrusu ciddi işlerimiz var. Özellikle de önemsediğim benim kale projesi var. Belki de 10 seneden fazladır takip ediyorum. Geçen bakanlık döneminde de geçtiğimiz yıllardaki genel başkanlık döneminde de, genel başkan yardımcılığı döneminde de kale projesini çok önemsedim. Çünkü Niğde'yi ayağa kaldıracak, turizmden istifade etmesini sağlayacak. Belki de Niğde'mize birçok insanın, binlerce insanın gelmesine vesile olacak en önemli proje olarak görüyoruz. Kale ile ilgili düşündüklerimizi ve yapacaklarımızı biraz sonraya bırakıyoruz. Çünkü yerinde inceledikten sonra ifade edeceğim. Ama burada da bir iki konunun altını çizerek huzurlarınızdan ayrılacağım. Malumunuz bundan bir yıl kadar önce iki tane üst üste 9 saat arayla büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Hasar çok büyüktü. 680 bin civarında evimiz, 170 bin kadar da iş yeri, depo gibi tek katlı müştemilatımız ağır hasar aldı. Bu işten 14 milyon insan zarar gördü. Dile kolay. 14 milyon insan zarar gördü. Maddi zarar 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu işin tabii ki manevi zararını ölçecek bir alet daha icat olmadı. O bölgelerdeyim genellikle. Evlerini teslim ettiğimiz insanların yanlarına gidip oturup bir çaylarını içtiğimizde tabii sevmiştiler, evlerini teslim almışlar. Çok güzel evlerine oturuyorlar ama biraz sonra sohbet açıldığında kaybınız var mı dediğimizde eşim, iki çocuğum, üç çocuğum veya aileden şu kadar insan diyerek müthiş bir acı seli tüm odayı kaplıyor. Allah bir daha göstermesin diye dua ediyoruz. Ancak devlet olmanın gereği de o günlerde felaket olarak karşımıza çıkan iş karşısında büyük bir dayanışma göstermek, zararları, o sıkıntıları giderebilmek. Sayın Cumhurbaşkanımız gece 4.17'den itibaren ayakta, birçok devlet görevlisini, başta bakanlarımızı o bölgeye görevlendirir, sonrasında da birebir takip eder. Nacizane ben de genel başkan yardımcısıydım. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. 810 AK Partili belediye var. 235 kadar da Milliyetçi Hareket Partili belediyemiz var. Onlar da sevk ettiler. 1390 belediyeden neredeyse 1000 tanesi o bölgelerde gece gündüz görev yaptı. Emrah Bey de bunlardan birisi. Çok şükür yaraları sardık ve o bölgelerde ilk andaki arama kurtarma faaliyetlerinden sonra İHA İBAT ekibi bir takım işler biter bitmez tespit edebildiğimiz, hazırlayabildiğimiz en sert zeminlerde bilim adamlarının görüşleri doğrusunda ilk inşaatlara başladık. Şu anda yoluna giren 307 bin kadar başlayıp devam eden veya başlamak üzere olan konutumuz var. Kolay değil. O bölgelerde rastladığımız yabancı misyon şeflerinin hepsi derler ki bu depremin dörtte biri bizde olsaydı biz altından kalkamazdık. Evet, aynen öyle. Hamdolsun büyük bir çalışma devam ediyor. Geçtiğimiz ay 46 bin konutu hak sahiplerine verdik. Bu ay vereceklerimizle beraber sayı 75 bini bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren de her ay 10 bin, 15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz. Bu konutlar depreme dirençli, güvenilir konutlar. Deprem olduğunda Allah korusun herkesin dışarıya çıkmadan, kapılara, pencerelere koşmadan evinde huzurla oturabileceği konutlar. Genellikle tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Ki TOKİ'mizin yapmış olduğu 1 milyon 200 bin konutun son depremlerde
hiç hasar almadığını herkes gördü, şahitlik eder. Bir taraftan köy konutları yapıyoruz, 50 bin civarında. Onlar da çelikten yapılıyor. Bu arada yerinde dönüşümle ilgili de 256 bin vatandaşımız bize müracaat etti. Biz evimizi yerinde yaparız, siz bizi destekleyin dediler. Niğde'mizde de bildiği gibi hasar alan, ağır hasarlı olan ve daha sonrasında yıkılan binalar vardı. Biraz önce de zaten hak sahibi arkadaşlarla içeride toplandık. Onlar da aynı şekilde yerinde dönüşümden istifade ediyorlar. Biz de onları destekliyoruz. Yakın zaman içerisinde inşallah projeleri çıkacak, sorun kalmadı. Onlar da evlerinin yapımına başlayacaklar. Değerli arkadaşlar, haliyle gelmişken müsaade ederseniz bir iki konuyu da burada ifade etmek isterim. Niğde'mizle ilgili uzunca süredir devam eden çalışmalarımız vardı. Bir evvelki bakanlık döneminde geldiğimde belki Niğde'de en çok dile getirilen konu arıtma tesisiydi. Bugünkü fiyatla 700 milyon lirayı bulan bir bedelle oradaki 40 bin, 44 bin kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi bitti. Bugün devreye girdi ve artık hiç kimse bahsetmiyor kötü kokulardan, çevrenin zehirlenmesinden. Hiç kimse artık bahsetmiyor, çok şükür. Ve nihayetinde de o çevrede belediyemizi de İller Bankası'yla destekledik. 3 envalık GES kuruldu. 2040 yılına kadar üretim yapacak. Belediyemiz de tabii bunlardan istifade etmiş olacak. 2002 yılı başında neredeyse hiç arıtma tesisi yokken bugün bakanlığımızın destekleriyle Niğde'mizde tam 9 tane arıtma tesisi var. Bunlar önemli. İnsanoğlu bazen sokağındaki ufak bir kaldırım taşını problem ediyor. Yere düşen bir kağıt parçasını problem ediyor. Doğrudur, etmemiz de lazım. Ama kendinin ötesinde olan, farkında olmadığı kanalizasyon hattının gidip nihayetinde çevreye verilen o kirli sulardan hiç farkında bile olmuyor. Ama en önemli iş bana göre bir şehircilikte altyapı. Bu anlamda da biz desteklemeye devam ettik belediyemizi ve bu çevredeki çalışmalarımızı bütün hızıyla da sürdürdük. Bir taraftan da şimdi Kayardı Millet Bahçesi devam ediyor. Daha öncesinde Efendi Bey ve Çamardın'daki millet bahçelerimiz bitmişti, devreye alınmıştı. Şimdi Kayardı 238 bin metrekarelik büyük bir millet bahçesi inşaatımız devam ediyor. Bu arada Azatlı'daki çiftlikteki asmasız millet bahçelerimizin inşaatı da sürüyor. Bir taraftan da Ulukuşla'da yapacağımız millet bahçesinin de projelendirmesini yapıyoruz. Bakanlık olarak biz son yıllarda 30 milyardan fazla Niğde'miz için para ayırdık ve bütün yaptığımız bu çalışmalarla bunu harcadık. TOKİ'miz de 18 milyar lira kadar bir bedel harcadı. Şimdi de önü açık olan ilk ihale ve istimlak bedelleri belli bir sayıya ulaşan ama ileride ne kadar harcayacağımızı şu anda kestiremediğimiz kale projesine başlıyoruz. Orada da zaten yapılan işleri biraz sonra da izah edeceğiz.